Tabii iş Neşe Erbak ve Türkiye ile bitti mi? O da bitmedi. 2000 yılında Lacoste firmasının tek Türk mankeni olarak dünya kataloğuna seçildi. Ki bu bizim ülkemiz için de ayrıca bir gurur kaynağı olması lazım. Orada Çağ Aşık'ı seçmediler mesela, biliyor musun? Var mıydı o da? Vardı. Valla. Deniz Akkaya, Çağlar hepsi geldiler. Kardeşim adam Allah'ın Fransız gelmiş. Sivis Otel'de bir böyle heyet masası kurmuşlar. Lacoste'da manken seçecekler. 1000 kişi vardı içeride. Onun hikayesi de çok iyi. Bak, gittik. 50-50 gruplar halinde içeri alıyorlar bize. Resmen koyun seçer gibi. 1000 kişiden mi seçildin? Evet. Bak, o gelsin bu. Ama ne bak, son dakikası çok iyi. O gelsin bu gelsin, o gelsin bu gelsin. Sen kal. Neyse, o 1000 kişi gitti. Biz kaldık 10 kişiye. 10 kişi içeri girdi. Saatler sürdü. Bir gün sürdü ya Lacoste'un seçimleri. Ondan sonra o 10'dan 5 kişiye indik. İçlerinde ben de varım. Ben şokum. Çağlalar falan gitti. Çok severim Çağla'yı da bu arada. Selam olsun. Ama bak, böyle tatlı rekabet vardı ya aramızda. Kimse birbirinin ayağını kaydırmak gibi plan yapmazdı. Herkes hakkını alırdı yani. Neyse. Biz kaldık 5 kişi. Neşe abla orada falan filan. Diğer ajansa Başak Gürsoy orada. Diğer ajansların sahipleri orada vesaire. Sonra bizim ajanstan bir tane kızla ben kaldık. İkiye düştük. Ya ben seçileceğim ya o seçilecek. Fransız. Michel'di adı, hiç unutmuyorum. Ya, özür dilerim, Michael. Michael baktı. Baktı. Bir bana bakıyor. Bir işte şeyime bakıyor. Portfolyom vardı o zaman. Portfolyoma bakıyor. Bir bana bakıyor. Bir portfolyoma bakıyor. Öteki kıza bakıyor. Ona bakıyor. Bakıyor. Böyle yaptı. İpek dedi, I am so sorry dedi. Ondan sonra ben dedi, işte onu seçtim dedi. Çok özür dilerim dedi. Peki tamam, good luck dedim. Çıktım. So sorry dedi ya adam. Ulan dedim, anasını satayım, bu kadar bekledik, bu kadar günümüz perişan oldu falan. Neyse ikiye kalmak da bir şanstı falan dedim. Tam o kapıyı, koca kapıyı açtım, dışarı çıkacağım. Tayyip Erdoğan gibi. One minute diye bir ses geldi. Döndüm. So sorry. Yani çok dedi şey, şu an İngilizcesini götüremiyorum aklımda da. Özür dilerim. Çok zor bir seçim benim için. Ne olur kusura, ben seni oynattığımı düşünme ama gerçekten çok zorlanıyorum şu anda dedi. Tekrar geri çağırdı beni. Çıkıyorum, ben kapıdan gidiyorum yani. Durdu. Bir daha baktı. Bu sefer kıza döndü ki, I am so sorry. Öyle bir fıkra var ya. Burada şey geldi aklıma. So sorry. Kemal Sunal'ın Bombacı Mülayim filmi var ya. Mesela yani yapmış resmen. Evet ya. Gerçekten yani. Bu sefer diyorum ki, ulan şimdi yine fikir değiştirecek, anasını satayım. Bu nasıl iş yani? Kızı çabuk çıkarsaydın oradan. Kız çıktı gitti, biliyor musun? Ben kaldım. Vay. Güzel. Güzel bir hikaye. Çok acayip. Ondan sonra Milano'da faaliyet gösteren Tomorrow Model Agency. Evet. Orada modellik, evet, yapıyorsun. İtalya'da birçok dergi ve kapağında ve katalogda yer, evet, alıyorsun. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansına, evet, çalışıyorsun. Peki Milano günleri nasıl geçti? Ya çok güzel geçti. Milano'ya gittiğimde 30'lu yaşlarımın başındaydım. O da yine Neşe Erberk sayesinde oldu. O ajansın sahibi Hakan Baykam. Hakan Baykam da kim biliyor musun? Bedri Baykam'ın kuzeni. İtalya'da yaşıyor. Orada da işte model ajansı var. İtalya'dan geliyor, Türkiye'den model alayım çalışmak üzere falan diyor. Geliyor, Neşe'ye gidiyor. Kataloglara bakıyorlar. Beni beğeniyor. Neşe abla diyor ki, bak İtalya'da böyle ajans sahipleri geldi. Gel görüşmeye, istersen seni oraya yollayabilirim diyor. Hı-hı. Tamam diyorum, gittim görüşmeye. Çok istediler falan filan. Ama ben o zaman Türkiye'den ayrılamam. Niye ayrılamam? Çünkü Serseri diye bir dizi çekiyoruz. 27 yaşındaydım, özür dilerim, evet 27 yaşındaydım. Serseri diye bir dizi çekiyoruz. Sevgili rahmetli Osman Yağmurdereli'yle çalışıyorum ve sürekli oyuncuyum, yani rolüm var. Hakan diyor ki, bir an önce gelmen lazım, seni sunmam lazım falan filan. Ay nasıl olacak bilmem ne, öyle gelmek gitmekle olmaz diyor. En az bir ay yaşaman lazım burada diyor falan filan. Eyvah, nasıl olacak? Bir yandan da o kadar gitmek istiyorum ki, yani bu benim hayatımın şansı olabilir.
Rahmetli Osman abiye gittim. Osman abi dedim böyle böyle bir şey var. Ama dedim ben diziden ayrılmak istemiyorum. Ne olur 4 bölüm o Eylül okula gitti diye bir şey uydur falan dedim. 4 bölüm istiyorum senden. Bir aya tekabül ediyor. Tamam kızım dedi yani ben senin şeyini şansın dedi. Yani dizide oynuyorsun diye şey yapamam bu dedi. Uluslararası bir iş. Bizi de orada gururlandırman bizim de gururumuz olur dedi falan filan. Tamam dedi. Beni orada hemen Alican Yaraş'a yazdırdı. İpek Eylül okula gitti diye. Ben 4 bölüm yokum. Gittim mi İtalya'ya? İngilizcem zayıf, İngilizcem yok. Tanıdığım kimse yok. Allah bin kere razı olsun Hakan'la Gökhan'dan. Gökhan diye de bir kardeşi vardı. Türk olduğum için bana özel ihtimam gösterdiler. Her akşam beni yalnız bırakmadılar. Aa beni bir de yalnız bırakmayan kim vardı orada biliyor musun? Sevgili Emre Belezoğlu'yla Okan vardı. Okan, Galatasaray'da. Aynen öyle. Onlar ikisi Inter'de oynuyorlardı o zaman. Ve Milano'da yaşıyorlardı. Biz orada irtibata geçtik. Sağ olsun onlar da bana orada çok sahip çıktılar. Onlarla da dostluğum bakidir bak, yani. Bu da mesela enteresan bir bilgi. Evet evet. Ben onların maçlarına falan gittim. Evlerine gittik. Tabii İstanbul. Yani orada da böyle bir gurbet durumu oluyor. Biz orada çiğ köfte yoğurduk biliyor musun? Ben yoğurdum çiğ köfteyi onların evinde. Yaparsın. Tavana mamana fırlattık yani. Hani özledik çiğ köfteyi diye. Çiğ köfte yoğurmuşluğum var orada. Güzel vakitler geçirdik yani. Sevgili Emre ile Okan'la sağ olsunlar. Peki o dünya starlarından, dünya mankenlerinden? Öyle işbirliği yaptığın, beraber olduğun. Hayır ama aynı kast kuyruğunda beklemişliğim var Heidi Klum'la falan yani. Evet. Var yani. Onlar da mı kuyrukta onlar bekliyor? Onlar da abi İstanbul gibi öyle kırmızı halı muhabbeti yok orada. Orada onlar da geliyor, kuyrukta bekliyor. Elmayı alıyor seçilmek eline. Seçilmek için bekliyor. Portfolyosu elinde elmayı kemire kemire sırasını bekliyor. Enteresanmış.